Zaman gazetesindeki bir köşe yazısı olduğu için vurguluyorum. Etyen Maçupyan, Aysel Tuğluk'u duyalım başlıklı bir yazı yazmış. BDP milletvekili Aysel Tuğluk'un yeni anayasada Kürtlerin kendi kendilerini yönetme hakkını nasıl kullanacakları ve nasıl bir statüye sahip olacaklarının belirlenmesi, tüm PKK'lıların siyasete girme hakkı elde edebileceği bir genel af çıkarılması konusundaki isteklerine kulak verilmesi gerektiğini vurgulamış. Bu önerilerin aynı zamanda Türkiye'deki demokratikleşme sürecinde besleyen öneriler olduğunu ifade etmiş. Bir kere Ethem Mahçupyan bu konuyu unutsun. PKK'ya hiçbir şekilde böyle bir hak verilmez. PKK komünist bir örgüt ve Türkiye'yi komünist yapma konusunda kararlı olan bir örgüt. Bölgeyi komünist yapma konusunda kararlı bir örgüt. Proleter dünya devletini kurma konusunda kararlar. Ve proletarya diktatörlüğünü dünyaya hakim etmek için yemin etmiş adamlar. Proletarya diktatörlüğünü. Böyle bir adamla muhatap olduğumuza göre, böyle insanlarla muhatap olduğumuza göre uslup yanlış. Ethem Mahçupyan olay nereye gideceğini bilerek söylüyorsa çok ayıp yapıyor. Bilmeden cahilinden söylüyorsa öğrensin. Komünist düşünce aşama aşamadır. İlk aşamasında küçük bir bölgede komünist hareket başlar. Sonra devrim ihracı vardır. Yani komünist devrim ihraç edilir. İhraç etmek için bitişikteki ülkelere silah yardımı yapılır, istihbarat yardımı yaparlar. İdeolojik propaganda yapılır ve o yerinde komünist olması sağlanır. Yani komünizm, komünist düşünce o ülkeye mahsus bir düşünce değil. Komünizm bütün dünyaya yönelik, dünyaya endekslenmiş, ona yönelmiş bir düşüncedir. Dolayısıyla Ethem Mahçupyan belanın neresinde olduğumuzun farkında değil. Olayın da farkında değil. PKK'ya sen ideolojik propaganda serbestliği verirsen ve tek yanlı onlar da propaganda yaparlarsa, karşısında anti-Darwinist, anti-Marxist, anti-Stalinist propaganda yoksa komünizm tek yanlı gelişir. Bediüzzaman diyor, bu taun diyor, ikna ve telkin kabiliyeti geliştikçe bu taun da tevessü eder, gelişir diyor. Buna karşı ancak Kur'an'ın gerçeklerine karşı kullanılabilir diyor. İman hakikatleriyle ve bilimle. Yani Darwinizmin, materyalizmin geçersizliğinin anlatılmasıyla karşı konabilir. Dolayısıyla Marksist olup da yenilenler 12 Eylül döneminde ve 12 Eylül'e kadar gayret edip başarısız olanlar, eski tüfek komünistler, içlerinde bir uhde kaldı. Yani Türkiye'ye komünist yapamamanın bir uhdesi, onun acısını yaşıyorlar. PKK'yı da pek başarılı buluyorlar bu konuda. Yani yaparsa onlar yapar, biz de onlara yardım ederiz, yarım kalan işi bitiririz kafasında oluyorlar. Böyle bir tehlike olduğu için Ethem Mahçupyan bu tehlikeye karşı dikkatli olması lazım. Yani aklını başına alması lazım. Hiçbir zaman için Türkiye'ye komünizmin girmesine müsaade etmeyiz. İnşallah. Atatürk ne diyor? Beyler diyor, şurası unutulmamalıdır ki. Türklük aleminin en büyük düşmanı komünistliktir diyor. Ve hemahal diyor, yani her durumda, her görüldüğü yerde ezilmelidir. İlimle, fikirle, düşünceyle. Komünist düşünce, Cumhuriyet kurulu kuralları baş belasıdır Türkiye için. Atatürk rahmetli çok titiz davranmıştır. Menderes döneminde azmışlardır. Ve şu an doruk noktadadır. Yani Güneydoğu'da Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist kalkışması vardır şu an. Komünist ayaklanma vardır. Buna karşı oturup suskun kalamayız. İlmi, bilimsel, teknik açıklamalar ve anlatım gerekiyor. Kültürel mücadeleyle komünizm yenilir. İnşallah. Gelin size sıcak çorba içirelim, ne olmaz.